Herkese merhabalar, hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle evime. Kova Dolunay'ıyla karşınızdayım. Bu Temmuz ayının Kova Dolunay'ı, bir de Ağustos ayında da Kova Dolunay'ı yaşayacağız. Şimdi bu Temmuz ayının Kova Dolunay'ını biraz böyle yıkıcı, yeniden yapıcı etkilerini anlatacağız. Burçlar bazında da tabii bunu mutlaka konuşuyor olacağız ve sizin yorumlarınızı da bu videonun özellikle altında yanıtlamaya gayret edeceğim, zaman ayıracağım diye ümit ediyorum. Öncelikle eğer ki kanalıma abone olmayan izleyici kitlem denseniz lütfen abone olun ve aynı zamanda Instagram'da da çokça yayın yapmaktayım. Instagram'da destek vermenizi şimdiden tercih ederim elbette. Onu da bir hatırlatmış olayım. Şimdi Kova Dolunay'ını şöyle bir öncelikle bir giriş yapalım. Sonra da burçlar bazında bakalım istiyorum. Şöyle ki sabah saatlerinde 5.37'de 24 Temmuz'da bir Kova Dolunay'ı var ve haritası şu şekilde. Bu Kova Dolunay'ının an itibariyle 5.37 Ankara haritası. Yani Ankara ve İstanbul çok değişik. Değişmez ama mutlaka meridyen anlamında değişir. Şimdi Güneş Aslan üzerinde, Ay da Kova üzerinde olacak. Yani Güneş'le Ay karşıtlığı o gün söz konusu. Bu bir yıkıcı bir dolunay demiştik. Yani kararlarımız bir şeyleri yıkıp yeniden başlamak, yeniden yapmak üzere. Yani yeniden inşa etmek üzere bir şey başlatıyoruz, bozuyoruz ve başlatıyoruz gibi bir kararınız olabilir her birinizin. Bu şimdi 0 derece ve 1 derece aralığında bir dolunay. Dolayısıyla 0 dereceler, 1 dereceler, bu 30 derecelik döngülerin içinde yeniden başlama, sıfırdan başlama mesajı verir açıkçası. An itibariyle de yükselenimiz yengeç ve 29 derece yengeç. Bu da analitik derecedir. Biraz sıkıntılı olabilir. Psikolojimiz sıkıntılı olabilir. Şimdi 0 ile 1 derece arasında kovanın 4 ayrı yıldız söz konusu. Altair bunlardan önde en çok bizden duyduğunuz yıldızlardan Altair, alfa olan, yani daha çok kendini gösterebilen, daha baskın olan yıldız. Ama Albireo var, Şam var, Tarazet var. Şimdi Şam, Tarazet ve Albireo da çok baskındır insan haritasında ama şimdi genel yorumlar yapıyoruz ve açıkçası Altair'in daha iyicil etkilerini de görüyor durumdayız. Bir karar alma, başlangıç yapma etkisi illaki var. An itibariyle 1 ve 7. evde karşıt gezegenler var. 2 ve 8. evde ve 6 ve 12. evde de karşıt gezegenler söz konusu. Tabii Altair'in burada aşırı cesaret, biraz iyi yazma yeteneği, kendini iyi ifade etme, ne istediğini bilme, insanları ikna etme yeteneklerini ön plana çıkardığını da söylemeliyim. Şimdi Boğa burcu, Kova burcu, Aslan burcu ve Akrep burcu özellikle bunların ilk derecelerinde eğer yükseleniniz varsa, eğer ki bunlarda kişisel gezegeniniz Venüs, Jüpiter'iniz varsa o zaman bu dolunaydan mutlaka doğrudan etki alırsınız sevgili arkadaşlar. Aşırı cesaret göstereceğiniz bazı konular öne çıkabilir ya da siz bu konuları yeniden açıp bu konulara biraz parmak basıp insanları da ikna edebilirsiniz. Böyle 1 derece Kova'daki dolunay, şimdi 29 derecede yengeç yükselenle birlikte değerlendirirsek, yani analitik derecede de bir yükselen olduğu için bazı konuların artık sonuna geldiğinizi gösteriyor. Bu bazen evlilik olabiliyor, iş ortaklığı olabiliyor ya da belki bir doğuma çok yakın dönemdesiniz. Yani doğum yapacak olabilirsiniz, bir anne olabilirsiniz. Özellikle de tabii yengeçin 29 derecesi bize 4. ev, yengeçin alanı, 4. ev konularını ön planda olacağını gösteriyor. Aileyi ikna etmek, aileyle birlikte bazı kararlar almak. Hani belki üniversite sınavından çıktınız ki o zaman Rigel yıldızı vardı Dolunay esnasında biliyorsunuz. Şimdi de Altair var, çok farklı değil. Belki üniversite sınavınızın sonuçlarını aldınız bu 24'ü civarında ve bununla ilgili bir seçim yapacaksınız. Aileyi bazı konularda ikna etmeniz gerekebilir. Bazı sonuçları ya da işte sonucu nasıl değerlendireceğiniz konusunda. Şimdi bu bir taşınma kararı olabilir. Evden ayrılma, taşınma, uzakta okuma, evi ayırma, belki karı koca boşanıyor, boşanmayla alakalı bir karar da olabilir. Hep 4. ev konuları. Anne babayı ikna, eşi ikna etmek, çocukları ikna etmek ya da onlarla birlikte hareket etmek üzere onları ikna etmek, evi değiştirmek, yeni ev almak ya da evi satmak gibi konuları ön plana çıkarabilirsiniz. Bunlarla ilgili aldığınız kararları hepsine duyurabilir ya da hepsini ikna etmeye gayret edebilirsiniz. Şimdi 7. evinizde, yani yükselen itibariyle yengeç olduğu için 7. ev oğlak, burada bir boşanma, dava açma, dava yürütme gibi konular da ön planda olacak. Şimdi yeni bir evlilik için de başlama demek, bekarlığın sonlanması demek açıkçası. Bu da yine bir durumun bitmesi, bir durumun başlaması gibi bir etkide.
Tabii bu dönem kafa karışıklıkları, biraz gelgitler, biraz acabalar olabilir. Bunun için de en yakınınızdaki insanlardan destek alacaksınız. Her bir yükselen burç için bu destek alacağınız insanlar farklı. Yani örneğin Aslan burcu bir arkadaştan destek alacakken, örneğin Boğa burcu da kardeşlerden, kuzenlerden ya da yakınındaki bir kişiden, en yakınındaki belki masa arkadaşından görüş alacak. Üçüncü ev konuları orada ön planda olacak. Ama yine de kankayla, kardeşle birlikte hareket edebilirsiniz bu dönemde. Yine ön planda olacak olan konulardan biri de kardeşin desteğe ihtiyaç olması. Bu bir kankanız da olabilir elbette. Ve aynı zamanda ortaklaşa hareket ettiğiniz her kimse iş ortağınız olabilir. Belki bir resmiyetli ortaklık yoktur da birlikte hareket ettiğiniz bazı konular olabilir. İşte birlikte hareket ettiğiniz bir arkadaşınızla birlikte hareket ettiğiniz konularda da yine bazen bir yüzleşme ya da bir şeyleri ortaya dökme, bir şeyleri konuşmaya çaba gösterme ve iyileştirmek amaçlı, olumlu inşallah da tabii ki niyetlerle yaklaştığınız vakit sonuç alabileceğinizi gösteriyor bu dolunay. Yani bir yıkım ve yeniden başlama, yeniden inşa etme etkisi var. Şimdi bu dolunay şans noktasıyla da kavuşum yapmış durumda. Bu da yani evliliklerin çok şanslı olacağını gösteriyor bu civarda. 24'ünden sonraki 14 gün içinde, ondan önceki 14 gün içinde evlilik kararı aldınızsa şans noktasıyla kavuşum yapmış bir dolunay yakınında evlendik diyebilirsiniz. Dolayısıyla evlilikler, yeni kurulan ortaklıklar, yeniden yıkılıp yeniden inşa edilmiş ortaklıklar çok şanslı, çok kazançlı, bereketli olacaktır. Onu da söylemiş olayım. Yani hem maddi getirisi olur, hem bir çoğalma, büyüme enerjisinde olur. Sonuç muhakkak olumlu olur yeni kurulanlar için. Çünkü dolunay, evet tamam bir şeylerin tamamlanması demek ama bir dönemi kapatıp da yeni inşa edeceğiniz için bu dönem mutlaka hayrınıza olur yeni başlangıçlar. Tabii şunu unutmayalım. Altair sabit yıldızı şöhretten de daha çok aslında maddi getirisi olur, para kazanç getirisi olur, ünlenme hali verir. Yani iyi bir işletme kurarsınız, adınız duyulur gibi düşüneceğiz. Şimdi Dolunay 6 derece Orb'la Plüton'la da kavuşum yapıyor. Tabii 6 derece çok yakın bir derece değil. Tam kavuşum saymayalım ama yine de uzak bir noktada değil. 6 dereceyi kavuşum açısı sayabiliriz. Çünkü zaten 24'ünden öncesinde pazar günü de ayın 18'inde tam kavuşum yaşadı Güneş'le Plüton. Dolayısıyla bu 6 derece Orb yine de güç çekişmelerine işaret eder. Yine de büyük güç, yani Plütonik Dolunay diyebiliriz buna. Şimdi bu aslında rutin düzenimizi değiştirmek üzere bir çaba göstereceğimiz anlamına geliyor. Demek ki neymiş? Değişim için zaman ayırma, değişim için cesaret gösterme. Önceki 1-2 haftada bu cesareti çokça söyledim size. Ve aslında bu bir aşırı cesaret, çok büyük cesaret gösterdin, helal olsun diyecekleri de bir dolunay olacaktır. Eğer ki yükseleniniz akrep ya da boğaysa, aslan ya da kovaysa özellikle siz etkileniyorsunuz. 1 derecesinde, 2 derecesinde ya da 0 derecesinde ise bunların mutlaka etki alırsınız. Olumlu etki alırsınız. Ve güç savaşı, aslında bu bir kıskançlık anlamına da geliyor. Çünkü karı koca arasında bir rekabet olabiliyor. Pek çok danışanımdan bunu duyuyorum. İşte sen mi daha başarılısın, ben mi daha başarılıyım ya da evin içinde herhangi bir işi, çocuklarla ilgilenme konusunu kim yapsın ya da senin annen benim annem gibi pek çok konuda rekabet olabiliyor. Hiç önermem, hiç önermem, hiç hoş değil. Bu güç savaşları, bu kıskançlıklar bazen şüpheler, işte bu dönem olabilir. Ama bunlar geçici. O yüzden bunlara çok fazla kulak asmayacağız. Bir dolunay yaşanıyor diyeceğiz. Hem de 0-1 derecede yeni bir sayfa açmalıyız. Bu konuların üzerine çizmeliyiz diyeceğiz. Şimdi Neptün'le çok güzel bir açısı aslında yok değil bunun. Çünkü Neptün Balık'ta çok yakınında. Neptün'le güzel bir olumlu bir açısı var. Bunu dikkate alırsak ideallerimizi gerçekleştireceğimizi gösteriyor. Yani orada Neptün'ün bu dolunaya bir katkısı var. Ne istiyorsunuz? Satış pazarlama işinde çalışıyorsunuz ama siz mesela işte web sayfası yaparak hayatınızı kazanmak istiyorsunuz. Evden çalışmak istiyor olabilirsiniz. Ona göre bir iş planlayıp bu tarafı yıkıp bu tarafa başlama enerjisi veriyor işte bu dolunay. Yani ciddi kararlar alın. Yılın ilk yarısından daha başka bir ikinci yarı yıl olacağını daha önce de söylemiştim. Neptün'ün de buraya yeni başlangıçlara idealleri gerçekleştirmeye güzel bir katkısı var. Mesela bu Neptün balıkta olduğu için idealleri gerçekleştirmenin yanı sıra 9. ev aktif, yani ana haritasında 9. evde balık olduğu için
daha çok nasıl diyelim yurt dışına taşınma, başka ülkede eğitim, başka ilde eğitim de buna dahil tabii ki. Ankara'da oturuyorsunuzdur, İzmir'de okumak istersiniz. Örneğin Mersin'de, Antep'te çokça danışanım var. İstanbul'da okumak, İzmir'de okumak, Ankara'da okumak isteyebilirsiniz. Yurt dışından bir kurs, uzaktan eğitim almak isteyebilirsiniz. Bütün bunlarla ilgili 9. ev konuları, internetle ilgili, internetten satışla ilgili bir başlangıç yapmak isterseniz bunların hepsiyle ilgili aslında güzel bir açı var bu dolunayda. Bunu mutlaka değerlendirin derim. Üniversiteye çokça işaret ediyor bu harita. O yüzden bunu mutlaka değerlendirin derim. Şimdi Merkür an haritasında 12. ev. Ruh halimizi biraz böyle bir sallıyor. Nasıl? Kuşkularımız, şüphelerimiz olabilir. En kötüsü kendimizden şüphe edebiliriz. Çünkü 12. ev demek biraz ailenin istekleriyle kendiminki ikilemde kalabilirsiniz. Yani şöyle anlatamadım. Ailenizin istekleriyle kendinizinki örtüşmeyebilir. Aileyi ikna etmeniz gerekebilir demiştim en başında. Çünkü yengeç üzerinde, yengeçin son derecelerinde bir yükselen var tam dolunay itibariyle. Bu ailenin isteklerini görmezden gelememe halinden bahsediyor. Ve aslında onların isteğiyle sizin istekleriniz tam uyuşmayabilir. Uyuşmama halinde de yine tabii ki ya itibar edeceksiniz sözlerine, aileye prim vereceğiz ve itibar edeceğiz sözlerine, sözlerinden çıkmayacağız ya da biraz ufaktan bir belki isyan gerekli olabilir. Böyle bir karar alınabilir. Şöyle, bu zararlı bir isyan da olabilir elbette. Yani zararlı bir karar alma durumu da olabilir. Orada biraz akıl yürütmeniz lazım ya da bir bilene danışmanız lazım. Bazen psikologunuza, bazen bir avukata danışabilirsiniz konularınıza göre. Bir astroloğa da danışabilirsiniz elbette. Ben bu konuda ne yapabilirim diyebilirsiniz. Böyle ciddi dolunaylarda benim eski danışanlarım hemen bana iki satır yazarlar. Bu dolunaydan nasıl etkileniyorum, nasıl bir karar almalıyım, hangi durumdalar? Şöyle bir kısa bir konuşma yaparım. Çünkü bu gerekli, açık söyleyeyim, astroloji danışmanlığında yarı yolda bırakmak yok veya hani bunlar için tekrar tekrar böyle formalitelere gerek yok. Beni her zaman o anlamda arayabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Şimdi bu kararlarınız zararlı olabilir. Yani 12. evdeki Merkür dikkate alarak bunu böyle söyledim. Kafa karışıklığınız olabilir. Kafa karışıklığınızı da birilerine danışarak işte çözüyorsunuz. Böyle dolunaylarda özellikle kendi kendinize konuşmamanız gerekiyor. Bir kafa karışıklığım var acaba dememeniz gerekiyor. Bunu dediğiniz vakit işte asıl o zaman kendinizi caydırabilirsiniz. Kendinizi caydırmayın, akışına bırakın ve bununla ilgili bir gayret gösterin muhakkak. Çünkü özellikle acaba istediklerime ulaşabilecek miyim, ulaşamayacak mıyım diye kaygı yüklenebilirsiniz. Bu dolunayda yıkıp da yeniden başlattığınız her şey hayrınıza olur. Hayrınız olur. Çünkü epeyce, mesela yengeçler, oğlaklar, mesela aslan burcu epeyce gayret gösterdi. Kova burcu çokça gayret gösterdi ilişkilerini onarmak için. Yeniden şanslar tanıdı. Veya siz bir kovayla, oğlakla birlikteyseniz, onların acabalarına yeniden itibar ettiniz. Bir fırsat daha verdiniz. Yengeç burcu defalarca affetti. Bunların hepsi sizin için. Koç burcu Aralık ayından itibaren mutlaka sizin çok büyük bir planınız vardı. Şimdi mevcutta şöyle bir çatlak oluşturup yepyeni bir oluşum, yani mevcutun paralelinde yepyeni bir oluşuma ihtiyacınız var sevgili koçlar. Bunun gibi pek çok burç için az sonra zaten söyleyeceğim. Kafa karışıklığından uzak durmaya, kendi kendinizi caydırmamaya özellikle özen gösterin derim. Şimdi Mars, Venüs hepsi para evinde, ikinci evde ve karşıda 8. evde de Jüpiter var. Şimdi Mars da Venüs de ikinci evde ve tam karşı noktada 8. evde de Jüpiter var. 11. evdeki Lilith de tekare açı yapıyor. Arkadaştan destek var demektir. Para konusunda belki krediyle, belki bir girişimcilik programıyla, bunlarla ilgili araştırmanız halinde destek bulabileceğinizi gösteriyor. Oradaki Lilith biraz tabii kafa karışıklığı yaratıyor ama bu daha çok kafa karışıklığından çok sizi caydırmaya çalışan, bence de biraz kadınsı bir etki. Sizi caydırmaya çalışan yakın bir arkadaş, bir kadın olabilir. Olmaz, bu şekilde yürümez, bu işi daha önce deneyen oldu, seninki tutmaz gibi böyle sizi bastırabilir ve çok da iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Buna biraz itibar etmeyin. Öyle biri varsa gelin bana şikayet edin. Çünkü bilin ki 2 ve 8'in tam böyle tek ara yaratacak şekilde her iki tarafa da Lilith hükmediyor durumda. 11. evdeki Lilith'e biraz orada dikkat edelim. Yani bazen kötü niyetli olmayabilir bir arkadaş ama şuursuzca sizi bastırmak isteyebilir. Hani bu kişinin gerçek ideali bu demeyip de
psikolojisi için bu gerekli demeyip de hani yuvanı yıkma, yuvayı bozma, mevcut işletmeyi yıkma. Bu işi mesela bakın çok arkadaşım, çok danışanım şimdiki üniversitesinden başka bir üniversiteye gitmek istiyor. İşte onlar için de burası daha iyi, mevcutu değiştirme, puanın tutmaz, beceremezsin diyorlarsa işte o zaman dediğim gibi gelin bana şikayet edin, bunlara itibar etmeyin derim. Şimdi burçlar bazında bakacağız ve 24 Temmuz 1 derece kova dolunayı. Hemen koçla başlayalım. Kısa kısa aktaracağım. İstediğiniz kadar soru sorabilirsiniz ve sorularınızı yanıtlamaya gayret edeceğim. Koçların 11. evinde ve an itibariyle Lilith orada demiştim. Koçların 11. evinde Aralık ayından beri, belki Ocak ama bence Aralık ayından beri kafanızda bir şeyler var. Belki iş değişikliği, belki benzer başka bir işletme rakip olabilir. Oraya kaçma. Yön değişikliği, bu işi bırakıp, bu mesleği bırakıp bambaşka bir meslek ya da iyi bir işletmeniz olabilir kendinize ait. Genel müdür burcu diyorum ya koçlar için, kendinize ait güzel bir işletmeniz olabilir. Ben başka bir şey, mesela Hollanda'da bir şirket kurarak, mesela bambaşka bir rota çizerek ya da bu mevcut arkadaşların bir kısmını orada çalıştırarak değerlendirmeyi düşünüyorum diyebilirsiniz. 11. ev gerçekten insanların da desteğiyle bu kova dolunayında bir ortamı yıkıp başka bir ortama geçişinizi mümkün kılıyor. Bununla ilgili kafa karışıklığınız olmasın. İnsanların fikirleri olumluysa itibar edin, olumsuzsa acaba demelisiniz. Sizi caydırmalarına müsaade etmeyin. Evden, aileden destek görüyor olacaksınız. Ev, aile zaten buna hazır. Belki çoktan konuştunuz. Ama sevgili koçlar, özellikle yükselen koçsanız 11. ev evinizde bir dolunay varken ideallerinize kavuşursunuz. Bunun için gerekli başlangıcı yaparsınız. Belki 6 ay sonra kavuşmuş olacaksınız ama bunun için gerekli başlangıcı yaparsınız. Hatta bazen ev satarak, araba satarak bir işletmeye girmek konusunda bile sorular geliyor. Koç burcu için bu bile mümkün. Ha biraz belki böyle ederin altında sattın, eyvah bu kadar düşük fiyatla gitti, acele etmemeliydim bile diyebilirsiniz ama bunların çok bir önemi yok. Ev ve araba yine alınır ama güzel bir işletme düşünüyorsanız bunlarla ilgili fedakarlığınız da ortaya hem yatırım yaparak, para koyarak olabilir, mümkün ve arkadaşlar desteğiyle de mümkün. Onların genellikle manevi desteğine ihtiyacınız var. Başka türlü bir desteğe aslında şu an için ihtiyacınız yok. Güzel bir kova dolunayı ve güzel bir ondan sonraki 14 günü keyifle işinize sindirerek, planlama yaparak geçirmenizi öneriyorum. Sonuçları da bana bildirin. Gelelim sevgili boğalara. Sevgili boğaların 10. ev kariyer noktasında bu dolunay. Kariyerde dönüşüm, bunun için ebeveynlerini ikna etmek, kariyer seçimi, yani belki işletme, iktisat gibi bir şey okumak istediniz ama tıp fakültesi oku diyen anne babanız var veya işte epeydir belli bir kariyerde yoruldunuz, seyahat ettiniz, faturalarınız geri döndü, pandemi vardı zaten işler aksadı ama patron bunu anlamıyor. O zaman siz bu işi bırakıp yepyeni bir işe rahatlıkla geçebilirsiniz. 10. evinizde kariyer noktanızda sevgili boğalar, bu yıl boyunca güzel şeyler söyleyeceğim size ve kariyerde ciddi bir dönüşümünüz var. Dönüşüm ne demek? Yani Plüton dönüştürür. Plüton bazen öldürerek de dönüştürür ama yaşam formunu bitirerek. Ama şöyle, Plüton'un buradaki dönüşüm etkisi sizin artık böyle bir işe ihtiyaç duymadığınızı, çünkü kariyer söz konusu ve aynı zamanda bekarsanız evli, evliyseniz bekar gibi, boşanmış gibi statü değişikliğine de yol açarak dönüştürür. Yani demek ki neymiş? Kariyeri değiştirebiliriz. Ama 10. ev söz konusu, ebeveynin işletmesini üstlenebiliriz. Baba 10. ev, yani baş tacımız diyelim biz ona. En tepe noktası yani. Patronun sorumluluklarını alma. Yani çalışanken patron, patronun yarısı CEO olma durumu. Veya kariyerinizde tamamen bu kariyeri bırakıp bambaşka bir kariyere geçiş için içinizde bir Plüton gücü, Plütonik bir kova dolunayı yaşıyor durumda olacağız. O güç sizde olacak. Ebeveynlerinizi ikna edeceksiniz. Ebeveyninizin işletmesini devralıyorsanız parası dahil sorumluluk alacaksınız. Böyle bir dolunaydan sonra bilginiz olsun. O yüzden 10. ev, 4. ev birlikte çalışacağı için oraya biraz odaklanacağız. Ebeveyni ikna etmeye odaklanacağız açıkçası her konuda. Gelelim sevgili ikizlere. Sevgili ikizler, 9. evinizde ve kuzey düğümde sizde olduğuna göre 9. evinizde güzel bir dolunay var, kova dolunayı. Yalnız bir dönüşümle bir sancılı bir dönem olabilir bu. Nasıl sancılı? İstediğiniz bölümü kazanamayacağınız gibi bir puan gelmiş olabilir. İşte o zaman belki yurt dışında böyle 1 yıllık, 2 yıllık kurslarla geçici olarak yurt dışına gitme hevesiyle olabilir. Tabii ki mümkün bu sizde. Yıl boyu mümkün, Aralık sonuna kadar mümkün. Çünkü tutulmalar ikizler yay aksındaydı.
yaylada ve kuzey düğüm sizde olduğu için yıl boyu güzel şeyler söylerim. 9. evle ilgili de hukuksal bir süreciniz varsa istediği kadar sürsün, bu dönem güzel bir sonuç alabilirsiniz. Ya güzel bir aşama ya gelir, aşamaya gelir ya da güzel bir sonuç alabilirsiniz. Şimdi bu dönem seyahat etmek isteyebilirsiniz. 24'ünden sonraki 15 gün, 14 gün diyebilirim. Seyahat etmek isteyebilirsiniz. Belki kitap yazmak istiyorsunuz. Belki bir yıl kitap aldınız, inzivaya çekilmek ve okumak istiyorsunuz. Bunların hepsi Merkür yani bütün hareketler mümkün. Ama Neptün'ün buraya güzel bir açısı var. Bunu unutmayalım. Parasal anlamda da yine güzel bir desteğiniz var. Onu da unutmayalım. Ama kuzey düğüm sizin kendi yükselenizde olduğu sürece, bu yıl boyunca yani, hukuksal anlamda da güzel bir süreçte, eğitim, akademik anlamda da bir eğitim için ya da bir belki akademik anlamda bir eforunuzu tamamlamak için de olabilir bu dolunay. Bunların hepsi için güzel bir dönemde olduğunuzu görüyoruz. Gelelim yengeçlere. Sevgili yengeçler, 8. evinizde bir kova dolunayı gerçekleşecek. Bu da sizi maddi anlamda başkalarının parası ve başkalarının parasını paylaşma ya da bir kredi çekme konusunda heyecanlı yapabilir. Belki bir bitiş yaşıyorsunuz. Belki bu boşanma hali daha çok başkalarının parasıyla ilgili bir pazarlık aşamasında olabilirsiniz. Yani bu eşten almanız gereken bir para, bir tazminat olabilir belki. Ya da nafaka olabilir, düzenli bir nafaka olabilir, nafakanın artışıyla ilgili hukuki bir süreç olabilir. Yani maddi kaygılar, ama bunun için ille mutlaka aileden birilerini ikna etme durumunuz olabilir. Bazen bu çocuklarınız bile olabiliyor. Çocuklarınız da sizi ikna etmiş olabilir böyle bir gelir artışına. Öyle bir ihtimal de var. Ama 8. evinizde dolunay olması kendi şöyle bir dönüşüm etkisi, kendi gelirinizin de yani ikinci evinde mutlaka 8. eve katkısı, yani ikinci evde kendi gelirinizin de artacağı, kendi gelirinizin artışından dolayı başkalarının parası dediğim belki kredilerinizi düzenli ödeme formuna geleceğiniz, belki kredileri biraz öteleyerek bir nefes alabileceğiniz anlamına geliyor. Bu bir dönüşüm etkisi ise ve bir şeyler tamamlanıp yeni bir dönem başlayacaksa, krediler tamamlanabilir, bitebilir. Bu dönem bir oh diyebilirsiniz. Tam tersi, bir krediyle ev alma gibi bir durumunuz, gündeminiz varsa da bu dönem başlatabilirsiniz. Kiracıyken ev sahibi olmak da bir dönüşüm noktası ve umarım da böyle güzel bir etkidir. 2 ve 8. evinizi etkileyecek bir dolunay var. Her ikisi de para biliyorsunuz. 2. ev sizin kendi kazancınız ya da cebinizdeki para ya da şimdi oturduğunuz ev ya da belki kira getirisi olan bir mülkünüz. 2. ev mülkle alakalı ve paranızla, kazancınızla alakalı. 8. evde kredileriniz, nafaka veya tazminatlarınız, belki işletmeyi, bir çalıştığınız işletmeyi dava ettiniz. Onunla ilgili güzel bir sonuçlanma hali de olabilir bu dönemde. Gelelim sevgili aslanlara. 7. evinde bir dolunay var, kova dolunayı ve bu dolunay 0-1 derece arasında ve Altair sabit yıldızından etkili sevgili aslanlar. Bu sizin ilişkilerinize bir anlamda farklı bir bakış açısı geliştireceğinizi gösteriyor. Artık bu şekilde ilerleyemem, yani bunun bir adı konmalı dediğimiz durumlar var ya, bu adı konmalı annemden ve sonra bütün ileri gelen büyüklerimden duyduğum bir şey. Bir şeyin adı konmalı ne demek? Yani çıkıyorsunuz, sevgilisiniz, flört ediyorsunuz, anneyle babayla tanıştırıyorsunuz. Hani sonuç 6 ay geçti, 1 yıl geçti. Evlenecekseniz evlenin kızım oğlum demeye başlıyorlar. İşte bu ilişkiye bakış açısını değiştireceğiniz ve ilişkinin kimyasını değiştireceğiniz bir dönem. Yani şöyle, uzak noktalarda çalışıyor olabilirsiniz. Yanına taşınabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın yakınına taşınmak isteyebilirsiniz. Ya da belki bir aradasınız da aynı ildesiniz veya da birlikte yaşıyor olabilirsiniz. Ama ben işte örneğin Almanya, Kanada'ya, Amerika'ya gitmeyi planlıyorum deyip de yollarınızın ayrılacağı ama kalplerinizin bir olacağı bir dolunay olabilir. İlişkiniz form değiştirecek özellikle. Ama tabii ki pek çok aslan burcu da Temmuz ayında evlenecek demiştik. Haritası müsait olanlar yani. Ve demek istiyorum ki rutininizi değiştireceksiniz. Rutinde her ne yapıyorsanız form değiştirecek. Hemen dolunaydan bir gün sonra olmayabilir, 14 gün içinde olur. Onu da söylemiş olayım. Doğum haritanız tabii buna müsaitse. Rutinleriniz değişiyor. Eski alışkanlıklarınızı bir kenara bırakıyorsunuz. Ben artık seninle hayatımı birleştirmek istiyorum. Aynı masaya nikah için oturmak istiyorum da diyebilirsiniz. Evlenme teklifleri böyle dolunaylarda oluyor genellikle. Şöyle
Bir sevgili aslanlar, yarım bıraktığınız sağlık konusunu da artık tamamen dönüşüm etkisi alabilmek adına, yani şu alışkanlıklarınızdan bir vazgeçin, sağlık tetkiklerini yarıda bırakmaktan. Lütfen tamamlamak üzere bir aksiyon alın derim. Pek çok aslan danışanım işte bir ameliyat oldum, ikinci gerekli ama yaptırmıyorum diyebiliyor, ya da bir bana ameliyat dediler ama 10 yıldır kaçıyorum diyebiliyor bazı konular için. Lütfen aslan burcu danışanlarım, sevgili izleyicilerim de bundan kaçış yok, açık söyleyeyim. O yüzden bir doktor kontrolünü tamamlamak, bir tetkikleri tamamlamak ya da işte bunun peşine düşmek üzere bir aksiyon alın derim. Gelelim sevgili Başak burcuna. Canımın içi Başaklar. Şimdi 6. evinizde rutinlerinizi komple değiştirecek bir dolunay var. Yani rutinde her ne yapıyorsanız, rutinde işle ilgili nasıl iş yapış şekliniz, nasıl arkadaşlarla iş paylaşım şekliniz, her nasılsa bundan bir vazgeçiyorsunuz. Belki evden çalışıyordunuz, artık ofiste çalışacaksınız. Ya da ofisi biz daraltacağız, küçülteceğiz, yemek yapmıyoruz, herkes evine gitsin diyebilirler. Yöntemleriniz değişiyor olabilir. Bir yandan bu, bir yandan da kötü alışkanlıkları bırakma döneminiz. Sigarayı bırakma döneminiz. Gökyüzü buna çok destek veriyor şimdi. Şimdi bırakmazsanız çok çok zor işiniz. Daha sonrasında daha kötü açılar var. Şu anda Neptün'den çok güzel bir açı var. Neptün normalde kötü açı attı mı o sigarayı çoğaltırsınız, o alkolü çoğaltırsınız. Bunların ikisi de kesinlikle zararlı. O yüzden alkol, sigara, her ne alışkanlığınız varsa lütfen bunlardan böyle bir dolunayda mutlaka geri adım atın. İşte 14 günden bahsediyorum ya, yani dolunayın ışığı artık yavaş yavaş kayboluncaya kadar. Sağlık problemleriyle ilgili her rutininizi değiştirin. Doktor kontrolü olur, aşıları tamamlamak olur. Bu dönemde yapın. Sigarayı bırakın, alkolü bırakın. Bırakacaksınız zaten. İşte ben onun müjdesini veriyorum normalde. O kuvvet, o güç, plütonik güç, dönüştürücü güç sizde var. O yüzden lütfen bir kısım Başaklar da diyete başlasın. Bir kısmı, ben her gün görüyorum işte onu, göbeği aldı başını gidiyor. Dolayısıyla sevgili Başaklar, azıcık bu yeme düzeninizi değiştirin. Evet, elimiz çok lezzetli ama bunun bir sonu olması lazım. Yani her önüne konan da yenmemeli diye düşünüyorum. Şimdi sağlık problemlerinin yanı sıra iş değişikliği ile alakalı sevgili Başaklar, size güzel bir fırsat sunulabilir. Kendiliğinden gelebilir ya da koltuğunuz, yeriniz, masanız değişebilir. Bu sizin hayrınıza olacak. Başlangıçta itici gibi görünse bile, belki yalnız çalışacaksınız, belki desteğiniz olan arkadaşlardan uzak kalacaksınız. Bunların hiçbir problem olmayacak. Birkaç gün sonra buna hem alışacaksınız hem bu daha hayrınıza olacak. Yani biraz eğrisi doğrusunu bulmuş olacak. O yüzden çok isyan etmeyin. İşte değişikliği, işi yapış şeklinizde bir değişiklik olabilir bu dönemde. Bunda hiçbir problem yok. Ama iş değiştirmek üzere başka iş arayışındaysanız ya da işiniz olmayan bir Başak burcuysanız, işte o zaman da güzel fırsatlar var. Dönüşüm etkisi olduğu için işsizken işiniz olabilir. Böyle de güzel bir fırsatınız olabilir bu dönem. Gelelim sevgili terazilere. Yükseleniniz terazi ise, güneşiniz terazi ise, bilin ki 5. ev noktası, yani yükselene göre söylüyorum elbette, 5. ev noktasında bir kova dolunayı var. Güneş aslanın ilk derecelerinde ve kovanın da ilk derecelerinde ay varken, kova ve aslan arasında böyle bir dolunay, öyle demeyelim. Güneş aslanda, kova üzerinde de ay var şimdilerde. Dolayısıyla güneş aslan, güneşle ay karşıtlığı bir kova dolunayı, 0-1 derece arasında bir kova dolunayı veriyor bize sevgili teraziler. 5. evinizde gerçekleşeceği için öncelikle çocuklarınızla tarzınız değişecek. Konuşma tarzı, oyun oynama tarzı, onlara hitap şekliniz, belki biraz orada kendinize çeki düzen vermeniz gerekiyordu. Belki sizi uyaranlar olmuştur ama şimdi gökyüzü uyarıyor. Dolayısıyla gökyüzüne ne varsa yerde de o var. Bizim de yapmamız gereken çocuklara karşı tutum, davranış değişikliği. Tatil mi istiyorlar? Eksikleri mi var? Size hitapları mı farklılaştı? Bunlarla ilgili alarma geçiyorsunuz. Peki çocuklarınız yok. Belki bekarsınız. Belki çocuğunuz henüz yok. Sevgili noktası burası. Şans noktası, sevgili noktası ve aynı zamanda bu dolunay şans noktasıyla da kavuşum yapmış durumda. Çocuğunuz yoksa çocuğunuz olabilir. Temmuz için bunu hep söyledim size. Çocuğunuz olabilir sevgili teraziler.
bir bebek tüp bebek tedavisine başlayabilirsiniz. Bu varken kendiliğinden çocuk da olabilir. Yani bereketli bir ay, bereketli bir dolunaydayız. Hiçbir sakınca, hiçbir kötücül enerji yok bununla alakalı ve plütonik bir güç var. Yani güç aslında sizin 5. evinize teslim edilmiş durumda. Dolayısıyla çocuklarla ilişkinizi de güzelleştirebileceğiniz gibi bir bebek istiyorum, yeni bir bebek ya da ikinci, üçüncü bebek istiyorum, başka çocuklarım da olsun diyorsanız rahatlıkla bu dönem buna niyet edebilirsiniz. Onu söylemiş olayım. 5. evde böyle bir kova dolunayı varken güzel bir yatırım yapabilirsiniz. Bizler yatırım tavsiyesi yapmıyoruz ama altın, gümüş, şu ara dolar, euro hepsi kazandırıyor değil mi? Evet, ülkemizin gerçekten ciddi bir enflasyon problemi var. Dolayısıyla 5. evde kova dolunayı sizi bir rutin değişikliği yapmanıza sebep olabilir. Rutinde ne yapıyorsunuz? Belki yastık altı yapıyorsunuz. Belki taksit ödüyorsunuz. Taksitler tamamlanır, siz artık çeyrek altın alırsınız. Örneğin. Yani ben tabii çeyrek altın alın bile diyemiyorum. Çünkü neden? Bizler BRDK'dan onaylı finans kuruluşları değiliz. Dolayısıyla finansla ilgili önerileri bu şekilde yapmıyoruz. Ve dolayısıyla sevgili teraziler, 5. evinizde şanslı bir dolunay, şans faktörüyle kavuşum yapmış bir dolunay olduğuna göre bununla ilgili mutlaka bir aksiyon almak istersiniz. Yani bir yatırım yapmak istersiniz. Belki altına ve gümüşe yatırım yapabilirsiniz. Bilemiyorum. Gelelim sevgili akreplere. Sevgili akrepler, 4. evinizde bir dolunay var. Bu 4. evinizdeki dolunay sizin evle, aileyle, yuvayla ilgili kararlar anlamına geliyor. Ev kurmak olabilir, yuva kurmak olabilir. Belki evlenmeye niyet ettiniz. Şimdi ufak ufak eşya alıyorsunuz. Bunlar mümkün. Ama bir aileyi ikna, tırnak içinde ikna etmeye mecburiyetiniz var. Çünkü yengeç yükselen ve 29 derece yengeç, artık orası bir şey tamamlansın, bunlar da buna ikna olsun dediğiniz bir durumunuz var. Ya bu bir sevgiliyle alakalı bir konu olabilir, onu beğenmiyorlar da başka bir şey istiyor olabilirler, evlenme istiyor olabilirler, boşanma istiyor olabilirler. Pek çok akrep burcu ilişkilerinin sonuna geldi, boşanıyor bu ara. Ama sizi belki bunlardan biri değilsinizdir tabii, hiçbir şekilde manipüle etmek istemem. Şimdi 4. ev konuları. Ev, yuva, güvenlik alanınız, güvenli bölgeniz. Kendinize ev almak isteyebilirsiniz haliyle ve bu dönem bunun için aslında güzel bir yatırım dönemi. Şimdi ev almak konusu ve taşınmak konusu pek çok akrep burcu danışanım için okey demedik. Neden okey demedik? Çünkü normalden fazla harcayabilirsiniz dedik. Güney düğüm sizin, yani şöyle, güney düğüm para alanınızda. O bakımdan da sizi biraz can sıkıcı halde tutabilir, çok para harcatabilir. Yani şöyle, ev, aile büyüklerini ziyaret, aile büyükleri için bir şeyler yapma, paranızı aile büyükleri için harcama gibi gündemleriniz olabilir sevgili akrepler. Bu arada başka bir ülkede yaşamak istiyorsanız, başka bir ülkeye göç etmek istiyorsanız, bunun için bir yatırım, biraz bir miktar para cebinize konması gerekiyorsa aile büyüklerini bunun için de ikna edebilirsiniz. Haberiniz olsun. Çünkü 4-10 aksı aslında iş kurmak için de aileyi ikna etmek, statü değişikliği, evlenme, boşanma için de aileyi ikna etmek ama belki bir de yurt dışına göç etme gibi bir konu da buna dahil edilebilir diye düşünüyorum. Gelelim sevgili yay burcuna. İş yapış şekliniz, işe gidiş geliş şekliniz, kardeşlerinizle ilişkileriniz hepsi bir değişim gösterebilir sevgili yaylar. Çünkü öyle bir kova dolunayı ki sizin düzeninizi, rutininizi değiştirecek ama bu güç de sizin kendi içinizde. Hani güç içimde diyor ya Cem Yılmaz, işte o güç sizin içinizde. Yani şöyle, plütonik bir dolunay yaşayacağımız için, Plüton'dan Güneş Plüton karşılığı olan bir 6 derece orbu var ay üzerine. Ay ile böyle 6 derece yakınken Plüton size diyor ki, yani bunu aslında daha erken izliyorsanız 20'sinde, 21'inde, 22'sinde, 23'ünde yapabilirsiniz. O Plüton sizde belki araba alıp işe gidiş gelişinizi farklı bir şekilde değerlendirmek isteyebilirsiniz diyor. Bir kere bu fırsatlardan bir tanesi. Üçüncü ev konularından biri de çünkü aracınız. Üçüncü ev aynı zamanda işe nasıl gidip geldiğiniz. Bunların hepsinde rutinde değişiklik var. Kardeşlerinizle ilişkilerinizde bir takım değişiklikler var. Ve kardeşten destekli bir yatırım. Belki de araba alırken kardeşinizden de bir miktar borç alacaksınız. Verir mi vermez mi demeyin, bu videoyu izletin. Kardeşinize gönderin bence sevgili yaylar. Şöyle, yatırımınızın yönü de değişebilir. İş yapış şeklinizin yönü de değişebilir. Örneğin
belki emekli oldunuz ve emekli olmaktan pişman oldunuz. Hemen bir işe girmek istiyorsunuz. Bu olabilir gündeminiz işte. O yüzden üçüncü ev, fatura nasıl kestiğinizden ticaretinize kadar her konuda tutum değişikliği yapmanızı gerektiren bir noktada size güç veriyor. Anlatabildim inşallah. Size iş yapış şeklinizi değiştirmek için bir güç veriyor. Biraz da cesaret. Temmuz'un ilk günlerine itibaren biraz cesur olun dedim. Güneş Plüton karşıtlığı var. Evet, güç savaşları rekabet anlamına da gelir ama siz cesur olun çünkü siz yaysınız. Onu başka toprak grubu düşünsün. Onu boğalar, oğlaklar, başaklar düşünsün. O yüzden bir yay burcu olarak mümkünse daha bir cesur adımlar atın bu dönem derim. Gelelim sevgili oğlaklara. İkinci evinizde para alanında rutininizi değiştirecek gücünüz olacak bir dolunay yaşayacaksınız. Bu ne olabilir? Bu dolunay bir tamamlanma enerjisi, tamamlanma etkisi veriyor bize, hepimize. Sizin belki işiniz sonlandırılabilir ve tazminat alırsınız. Yani paraya işaret ediyor ama parasal anlamda kaynağınız güçlü bir şekilde getirisi olabilir, geliriniz olabilir ya da güçlü bir yatırımı belki ikinci ev konularına, mülke, bir arabaya ya da bir eğitime belki yatırabilirsiniz. Sizden bir para çıkışı da söz konusu o anlamda. Yani bir yatırım yapacaksınız ya da elinizdeki mevcut bir şeyi bir yerde değerlendireceksiniz. Parayla ilgili yatırımlarınızda ailenizde ikna etmeniz gerekecek sevgili oğlaklar. Unutmayın, bu bir kova dolunayı ve burası sizin ikinci eviniz. Yani bu dolunayda bir miktar rutininizi değiştirmek üzere yatırım yapmanız gerekebilir. Elinizden bir miktar para çıkabilir. Yani belki araba almak, yatırım yapmak bir şeye, farklı bir tarzda bir yatırıma ya da belki kiracıyken ev sahibi olmak üzere bir yatırıma sevk edebilir böyle bir dolunay. Ama gücün sizde olduğunu hissedeceksiniz bu dolunayda sevgili oğlaklar. Yani belki ev alma döneminiz ya da işte evi değiştirme döneminiz, aileyle ilgili de zaten çünkü yükselen 29 derece yengeç bu dolunay gününde. Eğer ki desteğe ihtiyacınız olursa da bu desteği aileden bulacaksınız sevgili oğlaklar. Aile bireyleri, kardeş olabilir, işte anne baba olabilir, uzak akraba da olabilir. Bir ev alacaksanız özellikle ikinci ev yatırımlarla ilgilidir. Bununla ilgili mutlaka destek bulabilir ama yüklü bir şekilde de bir harcama, bir para çıkışı söz konusu olabilir böyle bir günde. Birilerini bunun için ikna etmeniz gerekebilir. Belki boşanma aşaması ve onunla ilgili bir para düzeninde de birilerini ikna etmeniz gerekebilir tam da bugünlerde. Gelelim sevgili kovalara. Kovaların yükseleni üzerinde böyle bir dolunay. Bu ne demek? Bu başkalarına odaklandınız, artık kendinize odaklanın demek. Davranış değişikliği gösterin demek. Çokça insanlara yardımcı olmaya çalıştınız, para dağıttınız. Şimdi o paraları geri toplayın demek. Belki borç verdiniz, belki geri alabileceğiniz dönem geldi. Dolayısıyla biraz kendi isteklerinize, kendi yapmak istediklerinize, kendi hedeflerinize odaklanacaksınız. Ne yapmak istiyorsunuz? Eğitim olur, evlenmek olur, başka ülkeye taşınmak olur. Araç almak olur, aracını satmak olabilir, çocuğu iyi nitelikli bir okula yazdırmak, kaydettirmek olabilir. Bunlarla ilgili, kendi isteklerinizle ilgili biraz ön planda kendi isteklerinizi tutarak artık lütfen yardım dağıtın. Yani evet, yüksek vicdan sahibisiniz sevgili kovalar ama çok fazla bol kepçe, para tutamaz haldesiniz. Özellikle son 1-2 yıl bu şekilde gitti. Şimdi Jüpiter sizin birinci evinizdeyken özellikle, ya bugünlerde evet tamam balık geçişi oldu falan ama Jüpiter özellikle sizin burcunuzdayken biraz buna özen gösterin. 28'inden sonra yine zaten kova üzerinde olacak. Biraz buna özen gösterin derim. Kendi kaynaklarınızı dağıtmamak konusunda biraz gayretiniz olsun. Biraz kendinize odaklanın. Ve tutum değişikliği, davranış değişikliği göstereceğiniz bazı rutinleriniz var. Bu sadece para değil. Yani bu bir fiziğini değiştirmek, kıyafetlerini değiştirmek, belki diyet yapmak gibi pek çok yani çok toksik anlamda hızlı bir şekilde değişim göstereceğiniz bir kova dolunayı. Yani belki yemek yemeyi kesebilirsiniz. Belki hızlı bir diyetle, güzel bir diyetle, spor düzeniyle rutininizi değiştirebilirsiniz. Kilolar aldığınızda kiloları vermek üzere bir hareketiniz olabilir. Ve balık geçişi sana yaradı desinler, bırakın. O yüzden biraz mümkünse kendinize bakın derim sevgili kovalar. Ve değişimle ilgili bana destek verin diyeceğiniz aile bireyleri de size mutlaka destek verecek. Hiç o konuda kaygınız olmasın. Bu plütonik bir dolunay ve bu da sizin yükseleniniz üzerinde olduğuna göre gerçekten de ihtiyacımız olan bir kuvvet sizde mevcut. Öyle söyleyeyim. O yüzden değişim zamanı sizin için.
gelelim sevgili balıklara. Sevgili balıklar, 12. evinizde dinlenme ihtiyacı verecek bir kova dolunayı gerçekleşiyor. Çok çalıştınız, rutininiz çok ağır olabilir. Dinlenmeniz gerekli, tatil yapmanız gerekli diyor olabilir. Hakkınızda konuşulmuş olabilir, psikolojiniz bunun için bozulmuş olabilir. Davranış değişikliği göstereceğiniz bir zaman ya yüzleşmek istersiniz ya bir telefon açar hesap sorarsınız. Bunlar ihtimal dahilinde. Ama sağlıkla ilgili, özellikle ruh sağlığıyla ilgili de bir iyicil bir enerji var. İyileşme var. Neptün'ün balıktaki olma hali, balıkta yani buraya da güzel bir açı, dolunayın bulunduğu an haritasına güzel bir açısı varken ve balık üzerinde de Neptün varken ruh halinize iyi gelecek birkaç hafta yaşayacaksınız demektir. Tatile belki bu 24'ü civarı, 21-22'den sonraki 14-15 gün içinde tatil yapacak olabilirsiniz. İsteklerinizi, niyetlerinizi, dileklerinizi gerçekleştirmek için de güzel bir dolunay. Bu saatten sonra aslında rutini değiştirmek üzere bir gücünüz var demektir. Rutin nedir? İşçi olabilirsiniz. Ben artık kendi işimin patronu olacağım diyebilirsiniz. Manevi anlamda bu size iyi gelebilir. Rüyalarınız gerçekçi olabilir. Epeyce bunların rüyasını gördüğünüzde özellikle bununla ilgili olumlu bir etki alabileceğinizi de gösteriyor. Yani dolayısıyla ruh sağlığınıza da iyi gelecek ya da ruh sağlığınızı iyileştirecek bir dinlenmeyi hedefleyeceğiniz, iyi sonuç alacağınız, olumlu sonuç alacağınız bir dolunay. Bunun için aile bireylerini belki yeni tatil yaptınız, geldiniz, kısa bir tatil için ikna edeceksiniz. Aile bireylerini ikna etme mecburiyetiniz olabilir. Ve özellikle uzak noktada okuyacak olan, okumayı düşünen balık burcu dostlar, arkadaşlar da bununla ilgili ailelerinden zaman içinde destek görecekler. Yeter ki vazgeçmeyin derim. Güzel bir kova dolunayı, güzel bir Ağustos ayı diliyorum. Ağustos'a da sirayet edecek. Ayın 24'ünde olacağı için bu dolunay. Ağustos'un ilk günlerinde de bundan bir bahsetmemiz gerekli. Dolayısıyla umarım hayrınıza geçer. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendinizse bunu videonun altında görmeyi çok isterim. Ve yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Her ne olursa olsun. Yani ben bütün yorumlara yanıt vermeye çalışıyorum. Sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Ağustos ayı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.